Sevgili dostlar, hepinize selamlar ve saygılar sunmak istiyorum. Bugünkü deste seçte Rönesans tarotu var, İskambil falı var ve su falım var. Rönesans tarotuyla başlamak istiyorum. Bakalım neler çıkacak. Evet. Rönesans tarotunda aziz dostlarım, sanki iki konu üzerinde yoğunlaşmışsınız. Belli şeyler gerçekleşmiş. Basamak basamak yukarı doğru çıktığınızı görüyorum. Yani her adımda aslında dileğinizin gerçekleşeceğine inanıyorsunuz ama sevgili dostlar, bir karamsarlık almış sanki sizi. Olur mu, olmaz mı? Ya da hani ya olmazsa endişesi var. Belki beraber yaşadığınız bir birliktelik olan kişiyle sorunlarınız var. Birliktelik ya da aşk yaşadığınız insanla sorunlarınız var. Belki engelleri birer birer aşıyorsunuz ama senin hala yüreğinde bir takım korkular olduğunu görüyorum. Aslında güneş ve ay gibisiniz. Birbirinizi tamamlıyorsunuz. Tam ruhsal uyumun olduğu bir frekansı yakalamışsınız. Bu oldukça iyi bir durum. Fakat engellerden birisi maddi bir engel sevgili dostlarım. Bunu nasıl aşacağınızı bilemiyorsunuz. Maddesel bir engel. Sanki içinizden birisi düzgün bir işte çalışmıyor ve bu sizi bir hayli yıpratıyor. Ya da çok iyi bir işi olabilir fakat şu anda işle ilgili, kariyerle ilgili çalışması var ve engeller tamamıyla dünyevi. Bakınız, şurada 3 tane engel var, 3 tane de güzel kart var. Ben onları size teker teker anlatacağım. 3 büyük engel. Bir kere bu partneriniz ailesiyle konuşmuş mu, konuşmamış mı onu düşünmek lazım. Ben biraz ailesine konuyu açamadığını görüyorum. Çünkü bazı olaylar onu engellemiş. Sırası değil ya da henüz hazır değilim gibi söylemlerle aile bu durumu öğrenememiş. Fakat erkek olan taraf bu durumdan oldukça rahatsız gözüküyor. Oldukça rahatsız gözüküyor ve bu sorunu en kısa sürede çözeceğine inanıyorum. Engeller tamamıyla iş ve maddesel ortamın olamaması. Mesela sermayesi vardır, onu kullanıyordur. Henüz evliliğe ayıracak parası yoktur. Ya da kadın işsizdir, iş bulamamıştır. Henüz doğru düzgün bir işi elde edememiştir. O yüzden aileye katkıda bulunamadığı için tek bir maaş yetersiz olabilir. Bir maddi engel. Ya da bunların hiçbiri olmaz. Taraflardan birisi evlidir. Kötü giden bir evliliği bitiremiyordur. Böyle durumlarla karşı karşıyasınız. Tasarıları var. Yani hem kadının hem erkeğin birleşmek üzere tasarıları var. Fakat hayata geçmesi sıkıntılı oluyor. Eğer sevgili dostlarım bir duygusal bağınız yoksa bile şöyle bir durum da ortada. İşle ilgili önemli sıkıntılar var. İşte rahat değilsin. Belki doğru düzgün kazanamıyorsun. Belki ödemelerin var, ödeyemiyorsun. Bir tuhaf durum var sevgili dostlarım. Bir garip durum var burada. Bir engeller, ertelemeler ve hepsinden önemlisi düşüncelerin tasarılarda kalması, hayata geçememesi var. Bu
önümüzdeki günlerde ve haftalarda bizi ilgilendiren bir konu olacak sevgili dostlarım. Bazıları da aşk değil, işle ilgili beklentileri var, değişimleri var. Fakat şurada engellerin aşılmasını sağlayan bir durum ortaya çıkıyor sevgili dostlarım. Başrahip kartı engellerin kesinlikle ortadan kalkacağını, emek harcanarak ve çaba sarf ederek engellerin ortadan kalkacağına işaret ediyor. Gerek duygusal hayattaki birleşme, gerekse işteki gelişmeler sizi hayattaki ödülünüze götürecek. Bu ödül nedir? Bereket, iyilik ve mutluluk kapılarının açılması. O bağlamda diyorum ki sevgili dostlarım, emek vereceksiniz. Sabretme aşaması bitmiş. Artık harekete geçme zamanı geldi. Ve harekete geçiliyor. 2 ay veya 2 hafta içerisinde gerek iş alanında gelişmeler, gerek aşk alanında gelişmeler ve bereketle ilgili gelişmeler size 3 koldan gelecek. Jüpiter'in etkisiyle gelecek, büyümeyle gelecek, iyilikle gelecek. Hepsinden önemlisi dua ve niyazla gelecek. Dua etmekten çekinmeyin. Rabbin kapısı her zaman açık. Senin yüreğin yeter ki açık olsun. O kapıdan girer. O yüzden diyorum ki duayı, tefekkürü eksik etme. Altın değerindeki sözleri sonsuzluğun hikmetiyle Yüce Yaradan'a gönder ve bak bakalım berekete, bak bakalım Rabbin sana verdiği sınırsız armağanlara, sınırsız armağanlara kavuştuğunu görüyorum. Bir yaz gecesinde adeta rahatladığını, ferahladığını, karanlıktan aydınlığa çıktığını, ikili ilişkilerin düzeldiğini görüyorum. Ama emek istiyor sevgili dostlarım. Bakalım melek kartları neler söylüyor bu konuyla ilgili. Oo, en güzel kart dileğin oldu. Baş melek Haniel, baş melek Mikail. Lütfen yüreğimin götürdüğü yere beni götürün ve dileğimin, tasarılarım bile üzerinde bana döndüğünü bilmemi sağlayın. Teşekkür ederim. Dileğin oldu yazıyor sevgili dostum. Bakın görüyor musunuz? Dileğin oldu. Ve ben biraz ateşte kutsuyorum. Dileğinizin yerine geldiğini size müjdelemek istiyorum sevgili dostlarım. İskambil fallarına bakacak olursam sevgili dostlarım. İskambil kartlarında neler var? Şimdi İskambil kartlarından 6 tane çekmek istiyorum. Şimdi sevgili İskambil falını seçen dostum, bir ters anlama, bir yanlış anlama sonucunda birisiyle darılmışsın, gücenmişsin ve sıkıntılar yaşıyorsun. Aslında 2 tane beşli yan yana geldi. Senin demek istediğin sözler, yaptığın davranışlar hep yanlış değerlendirilmiş ve peş peşe, peş peşe, peş peşe sıkıntılar almışsın. Belki işle ilgili sıkıntılar, belki yaşamın gidiş gelişlerindeki engebeler seni bazı durumları düşünmeye itmiş. Özellikle duygusal hayat sıkıntıdan sanki bir daha geri dönüşü olmayan yola girilmiş gibi hissediyorsun. Bir şeyler yanlış gitmiş, evinde uzun süredir bir mutluluğa hasretsin. Nasıl dersen, yani belki işin var, gelirin tamam, ödemelerini yapıyorsun ama bir evde yalnızlık olayı var. Belki partnerin var ama bir geçimsizlik var aranızda. Onları da atlattık. Partnerin var,
işte işin var ama bir sağlık sorunu belki. Evlisin, belki çocuklarla ilgili bir sorun. Ben şimdi kolektif adına baktığım için hepsini tek tek yorumlamak durumundayım, ihtimallerim. Sevgili dostum, peş peşe gelen olaylarla beraber evinde bir bereket, evinde bir kısmet azlığı olmuş. Ağustos'tan bu yana belki sıkıntılı süreçler yaşıyorsun. Bir yabancıyla ilgili sorun, bir dışarıdan birisiyle ilgili bir sorun seni allak bullak etmiş olabilir. Gitmen gereken yollar biraz tıkanmış. Olası durumlar biraz yerinde saymış ve sen gerçekten ne yaptığını, ne istediğini bilemez durumda bir sıkıntının içinde kıvranıp duruyorsun. Bazılarınızın yakınlarının rahatsızlığı dolayısıyla bir hayli çarpındığını görüyorum. Aslında parasal akış bir ara gelmiş. Neyse ki gerek Kova burcu, gerek Terazi, gerek Başak burçlarına ve Aslan burçlarına eğer seçtiğiniz bu desteği ise, İskambil destesi ise bu burçlara iyilik gözüküyor sevgili dostlarım. Özellikle Kova burçlarına çok büyük bir yıldızsal parlama görüyorum. Kova burcuysanız maddi çıkışınız çok büyük olacak. Başak burcuysanız ya da partneriniz Başak burcuysa karşılıklı konuşma, anlaşma ve bir araya gelme durumları sizi çok iyi yere getirecek. Bunlardan vazgeçmeyin. Güzel sözler, güzel hatıralar yaşanacak. Haydi hayırlısı bakalım diyorum. Bazı konularda sıkıntıya düştüğünüz kesin. Yani şöyle inancını belki kaybetmişsin. Belki artık bir şeyler yolunda gitmiyor. Belki yardım gelmiyor. Ya da işte bir ara inancını bile kaybetmiş olabilirsin. Hani bir umut yok. Ben ne yapacağım gibi bir adım atmıyor. Bana adım atmasını istiyorum, gelmesini istiyorum. Ya da mutluluğun bana gelmesi, bereketin bana gelmesi lazım. Ben yoruldum diyebiliyorsun. Bereketin de mutluluğun da sana gelecek. Adeta ışıklar içerisinde ve mutluluklar içerisinde kalacaksın. Aynı zamanda sevgili dostlarım, 4 hafta, 4 ay içerisinde rahatlamalar, ferahlamalar olacağını görüyorum. Kendi kabuğunu kırdığını, kabuğunu kırmakla beraber her türlü sosyal çevrenin değiştiğini, yeniliklere adım atacağını ve geçmişi geride bırakarak ileriye doğru hamle yapacağını görüyorum. Haydi hayırlısı bakalım sevgili İskambil falını seçen dostum. Melek kartı ne diyor? Doğaya dön. Doğada daha fazla vakit geçir ve kendini Yaradan'ın ellerine bırak ve ışığa git diyor. Birisini affedemiyorsun. Birileri sana kötülük yapmış sevgili dostum. Onu affedemiyorsun. Onu ışığa git diye ikna edeceksin. Onun yüksek benliğinden izin alacaksın ve şöyle diyeceksin. Işığa git. Işık ol. Yani bunun Anadolu deyimindeki karşılığı Allah seni ıslah etsin. Çok kötülük görmüşsün. Allah onları ıslah etsin. Onu diyebileceğim. Aslında melek kartlarından bir tane seçiyordum. İki tane fırladığı için almak zorundayım. Bana bir mesajı var. Size bir mesajı var. Lütfen ona göre okuyun. Doğada daha çok vakit geçir. Biraz ruhunu özgürleştir. Özgürleşmeye ihtiyacın var ve sana kötülük edenleri de ışığa git. Allah'a havale ettim seni diyeceksin. Yapacak bir şey yok. Kötülükle başa çıkamıyoruz. Maalesef senin güzel yüreğin kötülükle başa çıkamıyor. Yapacak bir şey yok. Artık biz de onlara Allah ıslah etsin demekten başka çaremiz kalmıyor sevgili dostlar. Gelelim su falına sevgili dostum. Su falına bakalım. Yazalım su falıyla ilgili neler istiyoruz. Bir kere çoğumuzun ortak derdi maddi sorunlarım çözülüyor mu? Atama ve iş bulma, tayin konuları çözülüyor mu? Diğeri ise ikili ilişkilerim nasıl?
Öbürü ise bereket ve yollarım açılacak mı? Bereket geliyor mu? Yollarım açılacak mı? Maddi sorunları önce aldım bu sefer sevgili dostlarım. Maddi sorunlarım çözülüyor mu? Belki atama bekliyorsun. Belki bir iş kuracaksın. Belki iş başvurusu yaptın. Oluyor mu, olmuyor mu? Ya da para akışı var mı? Borçlarımı ödeyecek miyim? Maddi sorunları ön plana aldım. İkili ilişkilerde ne durumdayım? Evliliğim ne durumda? Partnerimle beraberliğim gidecek mi, iyi gidiyor mu? Engeli kaldırıyor mu? Bereketimiz geliyor mu? Ve yollarım açılacak mı sevgili dostlarım? Şimdi dileklerimi tutuyorum. Şimdi sevgili dostlar, bu insan bir hayli böyle sinirlenmiş, bir hayli öfkelenmiş birilerine karşı bir kızgınlığı var sanki. Ve şurada bir elinde bir demet çiçek tutan birisi var ve bir kadının kapısına gidiyor. Bir erkek sizden özür diliyor sevgili dostlarım. Önce duygusal hayat çıktı. Belki duygusal hayat ön plana almadın ama duygusal hayat ön plana geldi. Burada adeta bir deniz kabuğu böyle enerjiyi temsil ediyor. Enerjinin yenileneceği ve farklı boyutlara taşınacağın bir yaşam seni bekliyor sevgili dostum. Haberler alacaksın. Zihninin derinliklerinde oluşan büyük şüphe ve büyük korkuyu aştığını ve adeta parladığını görüyorum. Duygusal hayatta çok iyi gözüküyorsun. Gelecek engeller varsa açılıyor ve engel koyduysa onu da açacak. Varsa hatası özür dileyecek senden. Açılmış. Buğday başakları görüyorum. Bereket had safhada. Bana bereket gelecek mi, gelmeyecek mi diye hiç sorgulama. Bereket sana geliyor, doluyor hatta taşıyor. Daha ne olsun? Ve aynı zamanda sevgili dostlarım 4 sayısını veriyor. 4 sayısı size bir yuva kurmayı, bir işe girmeyi, bir iş sahibi olmayı, belki iş kuracaksınız, belki bereketi gelecek ya da 4 sayısı kareyi temsil eder. Bir toprak değişimi, bir belki şehirden gideceksiniz başka bir şehre. Çevreniz değişecek. Deniz kenarında bir yere gidebileceğinizi görüyorum ya da deniz kenarında oturuyorsanız hani bir deniz yolculuğu yapabilirsiniz yine deniz kenarından başka bir deniz kenarındaki şehre gidebilirsiniz. Sizin yüreğinizi dağlayan mermi gibi sözler söylenmiş. Yani basbayağı bir daralmanız, bir bunalmanız söz konusu olmuş. Yakın zamanda bu bunalmanın da geçeceğini, yerlerine güzelliklerin geleceğini söyleyebilirim. Bazı konularda sevgili dostlarım hani bereket geliyor mu diye tereddüt ediyorsunuz ama bereketin gelmesine çok az kalmış. Bereketleneceksiniz. Parasal ödemeleriniz yapılacak. Bu Şubat ayının 15'i gibi gerçekleşecek. Aynı zamanda sevgili dostlarım bazılarınız atanamayabilir. Atama bekleyenler, yakınları atama bekleyenler ama geçici bir işte, bereketi olan bir işte daha mutlu gözüküyorsunuz. İş kurmak isteyenler, serbest iş yaparım, ben başarılı olurum diyenlere beklemelerini, Mart ayı başında bir iş kurmalarını öneriyorum. Çok da iyi olacak sevgili dostlarım. Aynı zamanda aziz dostlarım, sıkıntının, üzüntünün sizden uzak olduğu döneme gelmişsiniz. Duygusal hayatınız çok iyi ve şifalanıyorsunuz. Parasal durumunuz çok iyi. Evli olanlarda hafif bir uyuşmazlık olabilir. Belki maddi olarak bir daralma var ama maddi daralmanın yerini bolluk alacak.
peş peşe alacağınız haberlere çok sevineceksiniz. Bakalım melek kartları ne diyor suf alanı seçen sevgili dostlarıma. Halloldu. Bütün sorunlarını ve dertlerini meleklerine bırak, halloldu. Baş melek Haniyel, baş melek Zadkiel ve baş melek Raguel. Lütfen tüm dileklerimin gerçek olması için bana yardım edin. Meleklerin diyor ki, dileklerin, isteklerin halloldu. Onları usulca bana söyle, biz senin adına gerçekleştireceğiz. Meleklerin bütün yolları açmış. Haydi hayırlısı, yürümek senin elinde. Niyet et ve yürü. Meleklerine teşekkür ederek. Aziz dostlarım, bugünkü deste seçte Rödesans Tarotu, İskambil Falı ve Su Falı ile karşınızdaydım. Ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu. 0546 481 3506'dan bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın.